Merhabalar, Sosyal Akademim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu Birinci Dünya Savaşı olacak. Kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ayrıca sosyal medya hesaplarından Sosyal Akademim yazarak bizlere ulaşabilirsiniz diyelim ve dersimize başlayalım. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın genel ve özel nedenleri olmak üzere iki tür nedeni var. Bunlara baktığımız zaman başlıca sebeplere Almanya'nın siyasi birliğini tamamlayarak sömürgecilikte İngiltere'ye karşı bir rakip konumunda olması ve bu genel bir neden olarak düşünebilirsiniz. Birinci Dünya Savaşı içerisinde Fransa ve Almanya arasındaki Alsace-Lorraine bölgesinin Fransa'nın Sedan Savaşı sonrasında bu bölgeyi geri almak istemesi yani kaybetmesi ve buna bağlı olarak Almanya ile Fransa arasında gerçekleşen bu özel sebep, bakın bu Birinci Dünya Savaşı'nın özel sebeplerinden birisidir. Yani başka devletleri ilgilendirecek bir problem değildir. İki devleti ilgilendirdiği için özel bir sebeptir. Balkanlarda Avusturya-Macaristan ve Rusya rekabeti, bu da yine özel bir neden olarak değerlendirilmez. Çünkü aslında Balkan ulusları çok büyük çapta Rus yanlısı olan ve 1 ve 2. Balkan Savaşları sonrasında panslavizm politikası doğrultusunda ve dini etnik unsur bakımından Rusya'ya yanaşması ile bu sorun artık uluslararası bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer sorunumuz ise yine genel bir sorun olan İngiltere'nin tüm dünya üzerinde sömürgecilik yarışında öne geçmiş olması ve üzerinde güneş batmayan ülke konumunda olması önemli bir genel neden arasında yer alıyor. Diğer tarafta işte İtalya, Almanya gibi sanayisini geç kurmuş Avrupa devletlerinin bir an önce sanayisine ham madde arayışına ve pazar arayışına girmesinden dolayı sömürgecilik yarışında geç kalmış ve buna bağlı olarak Almanya ve İtalya gibi devletler kendi aralarında anlaşarak yeni çıkar politikaları doğrultusunda hedefler koymuşlardır. Almanya'nın geç ortaya çıkıp sömürge elde etmek için rakip olarak gördüğü İngiltere'ye karşı rekabet içine girmesinden dolayı devletler arası bloklaşmalar başlamaya neden olmuştur. Özellikle Reval ve Tanin yani bu görüşme sırasında İngiltere'nin Rusya'yı Osmanlı Devleti'nin toprakları üzerinde serbest bırakmasına bağlı olarak Almanya'nın hem Avusturya-Macaristan hem yine Osmanlı ve İtalya ile yakınlaşmasına sebep olmuştur. Böylelikle Almanya Avrupa'da İngiltere'ye karşı bir güç unsuru olarak karşısına çıkmıştır. Yine şöyle bakalım. Yani ittifak ve itilaf devletleri açısından bakalım biraz da Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerine. İngiltere ile ortak sömürgelere sahip olan ve bu sömürgeleri kaybetmek istemeyen Fransa'nın İngiltere ile yakınlaşırken tıpkı Almanya gibi birliklerini geç tamamlayan devlet olan İtalya kimine yakınlaştı? Almanya ile yakınlaştı. Savaşın ikinci önemli nedeni ise 1789 Fransız İhtilali ile birlikte dünyanın geneline yayılmış olan Fransız İhtilalinin milliyetçilik fikri özellikle hem Avrupa'daki ulus devletleri hem de dünyadaki diğer milletleri özellikle Avusturya, Macaristan ve Osmanlı tekelinde ayrılma politikası gütmelerine başladı etnik unsurların. Bu da bir sebep olarak Birinci Dünya Savaşı'nda karşımıza çıkıyor. Rusya'nın yaklaşık 100 yıldır Balkanlardan panslavizm politikası uygulaması ve aynı anda yine Akdeniz ve Karadeniz gibi önemli sıcak limanlara inmek istemesi hem doğudan hem de batıdan bunu birkaç kez denemişti zaten. Birçok yerde de başarılı savaşlar elde etmişti. Hem Osmanlı'ya karşı hem de Avusturya, Macaristan'a, İsveç'e karşı önemli savaşlar vererek Rusya bu fikir doğrultusunda yüzyıllardır Deli Petro'nun öncülüğünde başlatılan bu fikir ile mücadele ediyor ve bu mücadele doğrultusunda politikalar üretiyordu. Yine Osmanlı Devleti'nin üzerindeki politikalara karşı Rusya'nın serbest bırakılması İngiltere tarafından Avrupalı devletlerin artık Osmanlı'yı iyice dışladığını ve yalnız adam olarak gördüğünü ve Osmanlı'yı paylaşma planları doğrultusunda hareket etmeleri gerektiği fikrini ortaya koydu. Böylelikle Avrupa devletleri özellikle İngiltere yanlısı olan devletler Osmanlı Devleti'nin sömürgecilik yarışında geri kalmış olmasından ve ham madde olarak yeterli kaynağa sahip olmasından, özellikle Anadolu coğrafyası ve işte bugünkü Orta Doğu coğrafyasındaki önemli petrol yatakları gibi yerlerin Osmanlı Devleti'nin elinde olması Avrupalı devletlerin iştahını kabartıyordu. Hem Osmanlı'nın yanına geçmek isteyen devletler hem de Osmanlı'yı karşısına almak isteyen devletler için bu çok önemliydi. Yine burada yakınlaşma süreci olarak dediğimiz şey neydi? Reval konferansı, İngiltere ile Rusya'nın birbirine yakınlaşmasını sağlayan olay ve konferans buydu. Bu konferansta ne oluyordu? Osmanlı'yı, Rusya'yı Osmanlı politikaları üzerinde İngiltere serbest bırakıyordu. Bu da Rusya'nın İngiltere ile yakınlaşmasına, Osmanlı'nın da Almanya ile yakınlaşmasına sebep oluyordu. İngiltere ile yakınlaşan Rusya, Osmanlı Devleti'nin kaçınılmaz olarak Almanya ile yakınlaşmasını sağlamıştı. Buna bağlı olarak İtalya'nın Akdeniz'de hakimiyet kurma isteği, çıkar çatışmalarının bloklaşma yani Üçlü İtilaf 1907 yılında kurulan, Üçlü İttifak 1882 yılında kurulan bu gruplaşma ile silahlanmaya doğru bir yol haritası çizdi devletler kendi aralarında ve kaçınılmaz olarak özellikle bu savaşlar 1 ve 2. Balkan Savaşı'nda, aslında bunlar biraz Dünya Savaşı'nın provasının yapıldığı yerlerdir. 1 ve 2. Balkan Savaşı. Biz Birinci Dünya Savaşı dememizin sebebi Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa katılmasıdır. Yoksa tamamen bir Avrupa Savaşı'dır aslında baktığımız zaman Birinci Dünya Savaşı. Yani ilk olarak Avrupa'da ortaya çıkmıştır. Savaşın sonlarına doğru Amerika Birleşik Devletleri'nin girmesiyle bu ismi almıştır. Osmanlı Devleti'nin paylaşma isteğiyle Avusturya-Macaristan Veliahtı'nın bir Sırp tarafından öldürülmesinden dolayı Franz Ferdinand'ın Gavrilo Princip diye bilinen Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesiyle birlikte Avrupa'da savaşın fitili ateşlenmiş oldu ve abi kardeş ilişkisi içine dayanıyor. Yani bir nevi böyle şöyle anlatabiliriz. Yani birbirlerini koruyan, kollayan devletler o bana bulaştı, ben onu koruyacağım falan filan derken birbirleriyle iyice mücadele içine girdiler. Çünkü her devlet kendisine karşı bir politika üreten devleti korumaya yönelik bir politika içerisinde bulunuyordu. Bu da özellikle savaşın bir anda geniş coğrafyaya yayılmasına sebep oldu. Böylelikle savaş başlamış oldu. Osmanlı Devleti yaklaşık 100 yıldır denge politikasıyla ayakta kalmaya çalışmaktaydı ve denge politikası büyük güçlerin arasındaki çıkar çatışmasından yararlanarak ayakta kalma politikasıydı Osmanlı Devleti için. Tabii de denge politikası da bir noktaya kadar belki devletin uzun ömürlü olmasını sağlamıştır ama bir yerden sonra artık kaçınılmaz olarak Osmanlı Devleti'nde savaşa girmesi gerektiğini ve dışarıda bir yangın varken etrafında senin de ondan ya kaçman lazım ya da yangınla mücadele etmen lazım. Bu yüzden Osmanlı Devleti de kaçınılmaz olarak savaşa girmek zorundaydı ve buna bağlı olarak da savaşa ilk önce İtilaf devletleri boyutunda girmek istedi ama daha sonra ittifak devletleri içerisinde yer aldı. Şimdi gelelim İtilaf devletleri ve ittifak devletlerine bakalım. İtilaf devletlerinin ağabeyisi kim? İngiltere arkadaşlar, başında bulunan devlet, yani bu unsuru birleştiren kişi devlet İngiltere. İttifak devletlerinin başında bulunan Almanya, yine Avusturya, Macaristan, İtalya, Osmanlı ve Bulgaristan ittifak devletleri içerisinde yer alırken İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya, ABD, Brezilya, Çin, Japonya, Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Belçika gibi önemli böyle Avrupa devletleri ve Asya devletleri Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri bloğu içerisinde yer alıyordu. İttifak devletleri içerisinde yer alan İtalya, bazı gizli antlaşmalar ile Anadolu üzerindeki haklarını korumak için İtilaf Devletleri bloğunda savaşa girdi. Bu önemli ayrımada dikkat edelim. İtalya daha önceki sınavlarda soruldu ama yine herkesin bildiği bir soru, yani kolaylıkla yapılabilecek bir bilgi. Almanya ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu pek çok ortak noktaya sahipti. En önemlisi kültürel bir birlik vardı. Dil birliğine yakın bir birlik ve bu birlik sayesinde de ortak hareket etme fikri vardı ve aynı zamanda Fransız İhtilali'nin yaymış olduğu milliyetçilik kavramına karşıydılar bunların ikisi de. İkisinde Cermen nüfusunun fazla olması ve hanedanlarının ortak olmasından dolayı ve kara devleti olmasından dolayı özellikle birbirine yakınlaşmak için bir sebep olarak görülüyordu bunlar. Fransa ile Alsas-Lorraine bölgesinin Almanya arasında sorun olmasından dolayı ve Almanya'ya kaptırmasından dolayı bu kömür yataklarını Fransa'nın Almanya'ya karşı bir politika üretmesine sebep olacaktı. Bu da yani muhakkak bir ittifak arayışı içerisinde bulunmasına sebep olacaktı Fransa için. Balkan devletleri İtilaf devletlerinin yanında yer alırken Bulgaristan 2. Balkan Savaşı'nda değil mi büyük bir toprak parçası kaybetmişti. Bunun sebebini ise ne olarak görüyordu? Balkan uluslarının kendisine karşı birleşmesi ve buna bağlı olarak özellikle Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin büyük başarılar elde etmesinden kaynaklanan savaş stratejisinin değişmesi ve savaşın uzun süreye yayılacak olmasının görülmesiyle birlikte Bulgaristan'ın Osmanlı Devleti ve Almanya yanında savaşına girmesine sebep olmuştur. İngiltere'nin Trablusgarp'ı İtalya'ya vermesi, Batı Anadolu'ya vaat etmesi üzerine İtalya İtilaf Devletleri tarafına geçti. Japonya savaşın sonlarına doğru Almanya'nın uzak doğu sömürgelerini ele geçirmek için ve sömürgecilik yarışında geri kalmamak için bu savaşa girmiş oldu. ABD'nin İtilaf Devletleri tarafında savaşa girmesinin seyrini değiştiren en önemli faktör yine Almanya tarafından ABD savaş gemileri, denizaltılarının batırılması olayı olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim şimdi Osmanlı-Alman İttifakı Antlaşması'na. Bu antlaşma çok önemli çünkü daha önce yani ders kitaplarında yoktu ama yeni müfredat içerisinde var. Buradan soru gelebilir. Lütfen bu özelliğe dikkat edelim ve bilgiye dikkat edelim. 2 Ağustos 1914'te Sadrazam Said Halim Paşa ile Almanya'nın İstanbul Büyükelçisi olan Baron von Gönheim arasında Osmanlı-Alman Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre Osmanlı Devleti, Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Sırbistan arasındaki anlaşmazlıkta tam tarafsızlığını koruyacaktı. Eğer Rusya Avusturya'ya savaş açarsa Almanya da buna katılmak zorunda kalırsa Osmanlı Devleti de savaşa girecekti. Bakın bir ittifak anlaşması olduğunun tam delilidir bu madde. Almanya Osmanlı Devleti'nin bir tehdit altına düştüğünü görürse ve gerekirse bu durum silahla koruyacaktı ve savaş olursa Almanya askeri heyetini Türkiye'nin emrine verecekti. Bu da bir ittifak antlaşması olduğunun bir göstergesidir. Anlaşma 31 Aralık 1918'e kadar yürürlükte kalacak. Taraflardan biri geçersizliğini ilan etmezse 5 yıl daha yürürlükte olacaktı. Yani 1918'den 1923'e kadar devam edebilecekti. Görüldüğü gibi bu bir savunma niteliği taşıyordu. Aynı anda maddelerden de anlaşılabileceği gibi Alman-Rus Savaşı'ndan önce hazırlanmış fakat bu savaş başladıktan sonra değiştirilmeden aynen imzalanmıştır. Lütfen bu Almanya-Osmanlı İttifak Antlaşması'na dikkat edelim. Bu antlaşma gelebilir. Osmanlı Devleti Almanya'ya yakınlaşmasının nedenlerine baktığımız zaman bu konuyla ilgili hem Almanya açısından hem de Osmanlı Devleti açısından ayrı ayrı sebepleri vardır. Bunları ilk önce Almanya'nın savaşa girmesi sebeplerine bakalım Osmanlı yanında. Osmanlı'nın bir kere jeopolitik konumu çok önemliydi. Hem Asya kıtasında toprağının olması hem bugünkü Orta Doğu bölgesinde etnik bir unsur olarak da karşımıza çıkmasıyla birlikte ve aynı zamanda Avrupa yani Balkan topraklarında da pay olması ve savaşı geniş alana yayabileceği için Almanya bu savaş sırasında Osmanlı'yı kendi yanında görmek istiyordu. Yine İngiltere'nin sömürgelerine giden yol üzerinde olması Osmanlı Devleti'ni Almanya yanında savaşa itmesine sebep olacak faktörlerin başında yer alıyordu. Çünkü İngiltere'nin payını elinden almak isteyen bir Almanya ve buna bağlı olarak bir Osmanlı Devleti vardı. Yine sömürgecilik yarışından yardım alamayan İngiltere savaşı kaybetmiş demekti. Yani Almanya gözünde baktığımızda. Çünkü İngiltere'nin bütün savaş unsuru ya Hindistan ya da uzak doğudaki ülkelerden sömürgeci bölgelerinden getirmiş olduğu askeri kaynaklara bağlıydı. Bu kaynakları elinden keserse eğer, çünkü İngiltere'nin bir ada devleti olması bu kaynakların eline kestikten sonra çok kolay, rahat bir şekilde savaş dışına itilebilmesine sebep olacaktı. Ve bu aynı zamanda Almanya'nın da Osmanlı'nın da istediği en güzel, en önemli savaş stratejisiydi. Osmanlı padişahı aynı zamanda tüm Müslümanların halifesi olması bakımından dini anlamda bir güç unsuru oluşturabilecek olarak görüyordu Almanya, hem de Osmanlı. Çünkü İngiltere'nin sömürgelerinin birçoğu neydi? Önemli bir miktarı özellikle hem Hint Yarımadası'nda bulunanlar hem de bugünkü Orta Doğu bölgesinde bulunan birçok yer Müslüman kimliği altında bulundukları için bunlar hem Osmanlı tarafından savaşa girme nedeni olarak görülüyordu hem de Almanya tarafından hilafetin gücünden yararlanmak isteniyordu. Osmanlı Padişahı Mehmet Reşat'ın Birinci Dünya Savaşı'na girerken kutsal cihat ilan ederek tüm Müslümanları halife etrafında savaşa davet etmiştir ama bu umulan etkiyi yaratmamıştır ve buna bağlı olarak özellikle Arap devletleri bu hilafet çağrısına uymayarak kendi bağımsız devletlerini kurma fikri doğrultusunda, milliyetçilik fikri doğrultusunda ayaklanmışlardır Osmanlı'ya karşı. Yine bu fikir İslamcılık fikrinin geçersiz olduğunun bir göstergesidir. Cepheler açarak, savaş daha geniş alana yayarak kendi yükünü hafifletmek isteyen Almanya özellikle Osmanlı Devleti'nin geniş sınır unsurunu kullanmak istiyordu. Osmanlı'nın insan gücü, bakın bu çok önemli, bu soru olarak gelebilir. Teknik insan gücü Almanya tarafından istenilen bir şeydi. Ama sanayi gücü vesaire zaten Osmanlı'da yok. Yani silah teknolojisi bakımından Osmanlı son derece zayıf ama insan teknolojisi bakımından, insan bilgisi bakımından ve gücü bakımından çok önemli bir unsur olarak savaşta Almanya'nın istediği bir istektir diyelim. Osmanlı Devleti'nin savaş gücünden yararlanmak ifadesiyle karıştırmayalım, dediğimiz gibi ciddi aldığı bir savaş gücümüz yok da teknolojik gücümüz yoktur. Ama onların üzerinde olan bir insan gücü vardır. Bu da o dönemde önemli bir faktör savaşları kazanmak için. Osmanlı'nın Almanya'ya yakınlaşmasının sebeplerine baktığımız zaman bir kere siyasi yalnızlıktan kurtulma isteği, yine 19. yüzyılın başlarından itibaren denge politikası ile ayakta kalmaya çalışmış olmasından dolayı, Rusya ve İngiltere'nin Osmanlı Devleti'yi yalnız bırakmasından dolayı siyasatçıdan bir yere sarılma isteği, yani denize düşen yılana sarılır isteğinden dolayı. Yine 20. yüzyılın başlarında bu durumun değişmesine neden olan iki devlet Almanya ve İtalya ortaya çıkınca İngiltere, Rusya ve yakınlaşma sürecine girmiş. Sonuç olarak İngiltere ve Rusya birlikte hareket ediyorsa mecburen karşı tarafla yakınlaşmak zorunda kaldık. Savaşı Almanya'nın kazanacağına inanılması İttihat ve Terakki Partisi yöneticileri tarafından ve önemli devlet adamlarından. İttihat ve Terakki yöneticilerinin Alman hayranlığı yine önemli bir faktör. Yine bunların asker kökenli olması ve hatta gizli antlaşmalar yapması askerlerin kendi arasında, Almanya askeri kuvvetleriyle Enver Paşa'nın kendi arasında savaş öncesinde gizli antlaşmalar yapması Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya karşı bir yakınlık duymasını sağlamıştır askeri anlamda ve kaybedilen toprakları geri alma ümidi, özellikle Balkanlardaki toprakları. Ve sonra gelelim Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına. Saraybosna'da Franz Ferdinand'ın öldürülmesiyle birlikte Avusturya-Macaristan Veliahtının Sırp milliyetçisi kimdi? Gavrilo Princip bu savaşı bir anda ateşlemiş ve Dünya Savaşı başlamış oluyordu. Uzun süren bu savaş sonrasında devletler zaten patlamaya hazır bomba oldukları için, yani kutuplaşma başlamış olduğu için yıllardır yani İtilaf devletleri için 877 miydi, öyleydi. Yani yaklaşık bir 20-25 senedir bir birlikteliği vardı. 1907 yılından da ittifak devletlerinin bir birleşkesi vardı ve 14 yılında savaş başlamış oldu. Çatışmalar ile Avusturya-Macaristan Sırbistan'ı işgali başlamıştır. Ardından Almanya Fransa'ya, sonra Rusya ise Almanya'ya saldırmıştır. Böylelikle Avrupa Savaşı meydana gelmiştir. İttifak devletleri arasında olmasına rağmen İtalya önce savaşa girmemiştir. Sonra ise özellikle İtilaf devletlerin Batı Anadolu'yu vaat etmesi üzerine onların yanında savaşa girmiştir. Ve böylelikle savaş sırasında taraf değiştiren devlet olarak karşımıza çıkıyor. Savaşın asıl kaidelerini belirleyen cephe Almanya'nın Fransa'ya saldırması sonucu oluşan bir tarafta İngiltere ve Fransa, diğer tarafta ise Almanya'nın yer aldığı Batı cephesidir. İki tarafta bu cephede bir sonuç alamayınca alternatif çözüm arayışına girdiler. Örneğin Osmanlı Devleti'ni savaşa Almanya'nın yanında sokulmak istenmesi çözüm yollarından birisiydi. Yine Çanakkale Boğazı'nı saldırarak İtilaf devletlerinin çözüm yollarından birisi olmuştu. Yine ABD'nin savaşa girmesini sağlamak bu açıdan değerlendirilebilecek bir şeydi. Yani iki devletin de birbirine üstünlük kuramaması, Almanya ve İngiltere'nin başka bir devleti yanına çekmeye çalışması. Bir Avrupa Savaşı olarak başlayan bu savaş ABD kolonilerinde dahil olmasıyla Dünya Savaşı halini almıştır. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesine bakalım. İtilaf Devletleri filosundan kaçan Almanya'nın Goeben ve Breslau ismindeki harp gemileri 10 Ağustos 1914 tarihinde Çanakkale Boğazı'na geçerek İstanbul'a geldiler. Daha sonra bu gemilere Osmanlı bayrağı çekilerek Yavuz ve Midilli isimleri verildi arkadaşlar. Yavuz kim? Goeben, Breslau, Midilli olması lazım. Karıştırıyorsam yani bak bunlar da sorulabilir. Goeben, Yavuz, Breslau, Midilli gemisi arkadaşlar. Böyle soru direkt olarak gelebilir, karıştırılabilir bir bilgi. Buna dikkat edelim. Bir de bu savaş öncesinde bizi İngiltere'den bir gemi siparişi vermiştik. Reşadiye isimli bir gemi. Onu bize teslim etmemişti. Biz de bu yüzden bu gemilere el koymak istedik. Çünkü adam akıllı gemimiz yoktu bizim Birinci Dünya Savaşı öncesinde. Yani bir de İngiltere'ye peşin parayla verdiğimiz gemiyi, yapılması için sipariş verdiğimiz gemiyi yapıp bize teslim etmemiştiler. Yine bu iki gemi Rusya'nın Odessa Sivastopol limanının bombalanması ile Osmanlı Devleti resmen savaşa girmiş oldu. Şu iki yeri de sorabilirler. Odessa ve Sivastopol limanının bombalanması Osmanlı Devleti'nin resmen savaşa girmesinin sebep oldu. Gelelim. Bu olay üzerine Rusya 2 Kasım'da, İngiltere ve Fransa'da 5 Kasım'da Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ettiler. Osmanlı Devleti de bunlara karşı 12 Kasım 1914'te resmen savaş ilan etti. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi taraflar arasındaki çarpışmaların Doğu Avrupa'ya ve Galicia'ya, oradan Kafkaslara, Çanakkale'ye, Basra'ya ve Sina Yarımadası'na kadar birçok geniş alana yayılmasına ve savaşın artık Avrupa Savaşı olmaktan çıkıp bir nevi kıtalar arası savaş olarak karşımıza çıkmasına sebep oldu. Aslında Osmanlı Devleti bundan önce İtilaf Devletleri yanında savaşa girmek istemişti ama birkaç teşebbüste de bulunmuştu ama bunlar İtilaf Devletleri tarafından kabul edilmemişti. Çünkü İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'nin savaşta tarafsız kalırsa borçlarını ertelemek gibi bazı vaatlerde bulunuyordu ama diğer yandan da Osmanlı topraklarını aralarında gizlice paylaşıp zaten hasta adam olarak nitelendirdikleri Osmanlı'yı iyice perişan etmek istiyordular. Osmanlı Devleti'ni paylaşmak için yapılan gizli antlaşmalar, buraya bir yıldız atalım. Buradan kesin soru var arkadaşlar. Çünkü bu konuyla ilgili her sene değişik oranda sorular geliyor. Yani bağlantılı sorular da geliyor. Direkt olarak soru da gelebilir. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na katılması üzerine toprakları İtilaf Devletleri tarafından pay edilmesi gündeme geldi. 1908'de gerçekleşen Reval görüşmeleri ile ortaya çıkan bu paylaşma fikirleri İngiltere, Fransa ve Rusya gibi devletlerin iştahını kabartmaya başlanmıştı. Daha sonra savaş sırasında da İtalya'nın özellikle hem Trablusgarp'ı verilmesi hem de Batı Anadolu kıyılarının verilmesini vaat edilmesiyle birlikte savaşın içerisinde gizli antlaşmaların yapıldığının bir göstergesi. Çanakkale Boğazı'na saldırmaya çalışan saldırmaları Rusya'nın tedirgin olmasına ve İtilaf Devletleri arasında gizli antlaşmaların yapılmasına sebep oldu. Osmanlı Devleti'nin paylaşma planları bu amaçlar için gizli antlaşmalara bakalım. Boğazlar Antlaşması 1915 yılında yapılmıştır. Çanakkale cephesinin açılmasından sonra Rusya Boğaz'dan tehdit eden, yani boğazlar üzerine tehdit unsuru oluşturacak İngiltere ve Fransa ile 1914'te bir nota göndererek boğazların kendisine verilmesini istedi. Osmanlı'yı paylaşmak için gizli antlaşma İngiltere, Fransa ve Rusya arasında boğazlar konusunda yapıldı. Bu antlaşmaya göre İstanbul ve boğazlar çevresi Rusya'ya verilecektir. Rusya da Osmanlı'nın diğer topraklarını İngiltere ve Fransa arasında paylaşmasını kabul edecekti. Boğazlar Antlaşması'na dikkat edelim. Çanakkale Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşma. Londra Antlaşması yine 1915 yılında yapılan bu antlaşmaya göre Fransa, Rusya ve İtalya arasında yapıldı. Bu antlaşma ile 12 ada Antalya ve çevresi İtalya'ya bırakıldı. İtilaf devletlerinin yanına girerek İtalya saf değiştirmiş oldu. Bunu da sorarlar. İtalya'nın saf değiştirmesini sağlayan gizli antlaşma Londra Antlaşması'dır. Bir diğer önemli antlaşma ise Petrograd Antlaşması. Bu protokola göre İngiltere ve Fransa Boğazlar bölgesinde ek olarak Trabzon'a kadar Doğu Karadeniz kıyıları ile Erzurum, Van, Bitlis'i Rusya'ya bırakacak. Rusya'da daha sonra imzalanacak olan Sykes-Picot Antlaşması'nı kabul edecekti. Sykes-Picot Antlaşması'na baktığımız zaman yine bu da bir gizli antlaşma. İngiltere ile Fransa arasında Osmanlı Devleti'nin diğer topraklarını paylaşmak amacıyla yapılan antlaşmadır. Buna göre Adana, Antakya, Suriye kıyıları, Lübnan, Fransa'ya, Musul hariç Irak, İngiltere'ye bırakılacaktı. Suriye'nin diğer bölgeleriyle Musul, Ürdün ve İngiltere, Fransa'nın koruyuculuğunda Büyük Arap Krallığı'nı kuracak. Filistin'de uluslararası bir yönetim kurulacaktı. Bu kararlar Arapların İngilizlerin yanında yer almasına ve Osmanlı Devleti'ne karşı isyan etmesinde özellikle sebep olan başlıca antlaşma Sykes-Picot Antlaşması'dır. Bu antlaşmayı Rusya kabul etmiş ve ancak antlaşmadan sonra haberdar olan İtalya arkadaşlar tepki göstermiştir bu antlaşma. Yani İtalya'nın bu antlaşmadan bir haberi yoktur. Bunu da sorabilirler. Sykes-Picot Antlaşması'ndan haberi olmayan ve tepki gösteren Avrupa İtilaf Devleti hangisidir diye sorarlar. İtalya diyeceğiz. McMahon Antlaşması'na bakalım. 1916 yılında imzalanan bu antlaşma İngilizlerin Mısır valisi McMahon ile Hicaz emiri Şerif Hüseyin arasında yapılmıştır. Arapların Osmanlılara karşı isyan etmesi halinde Arap bağımsızlığını tanımayı kabul etti. McMahon yani eğer kendin Osmanlı'ya karşı bir şeyler yaparsan biz bunu kabul ederiz gibisinden bir antlaşma McMahon Antlaşması. Diğer bir antlaşma ise Saint-Jean-de-Maurienne Antlaşması. İtalya'nın Sykes-Picot Antlaşması'na tepki göstermesi üzerine İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalandı. Buna göre İtalya 3 müttefikin yapmış olduğu antlaşmayı kabul etti. Antalya, Konya, Aydın ve İzmir İtalya'ya verildi. Antlaşmanın kesinleşmesi görüşmelere katılmayan Rusya onaylanması şartına bağlandı. Bu da sorulabilir. İtalya'nın Sykes-Picot'a tepki göstermesi ile imzalanan antlaşma hangisidir? Saint-Jean-de-Maurienne Antlaşması. Bu bilgiye de dikkat edelim. Bu antlaşmanın yapıldığı tarihlerde Rusya'da iç karışıklıklar yaşanıyordu. Çünkü Almanya neyi göndermişti? Lenin'i Rusya'ya iade etmişti. Bu nedenle Rusya bu antlaşmayı onaylamadı. İngiltere ve Fransa bu durumu bahane eden antlaşmayı yürürlüğe koymadılar. Bu durum İtalya ile İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlıklara neden olmuştur. Erfurt görüşmelerine bakalım. Erfurt görüşmeleri Rusya ile Fransa arasında gerçekleşen görüşmelerdir. Rusya'nın Tuna Nehri'ne kadar genişlemesini öngören gizli antlaşmadır. Buna da dikkat edin. Bu daha önce Tarih ÖABT'de çıktı. Sosyal bilgilerde de çıkabilir. Tilsit görüşmeleri ise Fransa ile Rusya arasında gerçekleşen Rusya Fransa'nın Ege adalarını almasını destekleyeceği gizli antlaşma önemli. Ege adaları kavramına dikkat edelim. Burada Tuna Nehri kavramına yani Rusya'nın genişlemesini öngören Erfurt, Ege adalarının varlığını kabul edeceği Tilsit Antlaşması'dır. Balfour Deklarasyonu'na baktığımız zaman İngiltere Filistin'de bir İsrail devletinin kurulmasına yönelik bir çalışma içerisinde bulundu. Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri arasında yapılan gizli antlaşmaları Rusya'daki Bolşevikler dünya kamuoyuna duyurdular. Bu kitabın ismini bilmekte fayda var. Gizli antlaşmaları duyuran devlet kim? Rusya. Duyurduğu kitabın ismini bilin arkadaşlar. Sarı Kitap diye geçen bir broşür gibi bir şeyle duyurdular dünyaya. Sarı Kitap kavramına dikkat edelim. Kim duyuruyor? Gizli antlaşmaları Rusya duyuruyor. Rusya'nın savaştan çekilmesinden sonra paylaşım planlarında değişikliğe uğradı. İtilaf devletleri Rusya'ya bırakılan boğazları ortak yönetimi almayı ve boğazlar üzerinde bir komisyon kurmayı kararlaştırdılar. Doğu Anadolu'yu parçalayıp burada yeni bir devlet kurmayı, özellikle Ermeni ve Kürt devleti kurmayı planladılar bu bölge üzerinde. Gizli antlaşmalara en büyük tepki Wilson ilkelerinin yayınlanmasıdır. Mondros'tan sonraki işgaller gizli antlaşmaların bir sonucu olarak karşımıza çıkacak daha sonraki dönemlerde. Paylaşımda meydana gelen değişikliklere baktığımız zaman Rusya'da Bolşevik ihtilali olup da Rusya savaştan çekilince ona vaat edilen yerlerle ilgili doğuda bir Ermeni devleti kurmayı planladılar. Boğazlar bölgesinde İtilaf devletlerinin katılımıyla bir komisyon kurup orayı yönetmeyi planladılar. Yine Rusya'da iktidarı ele geçiren Bolşevikler tüm dünyaya gizli antlaşmaları açıkladılar. Wilson ilkelerini bahane eden İngiltere, Batı Anadolu'nun İzmir ve çevresini İtalya yerine Yunanistan verilmesini sağlayarak, çünkü İtalya İtilaf devletlerine karşı özellikle McMahon Antlaşması'nın geçerli olmamasından dolayı bir tepkiye sebep olmuş. Yani bir de İngiltere ve Fransa Anadolu'da çok güçlü bir İtalya'yı görmek istemezdi. O yüzden burayı Yunanistan'a vermeyi daha uygun buldular sonraki dönemlerde. Bu değişiklikler ile birlikte tasarlanan son hali Ser Barış Antlaşması olarak ortaya konulmuştur. Gelelim Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine ve açılan cephelere. Osmanlı sınırları içerisinde açılan cephelere baktığımız zaman bunlar iki türlü. Biri taarruz cepheleri, biri savunma cepheleri. Kafkas Cephesi ve Kanal Cephesi taarruz cepheleri iken, savunma cepheleri ise Filistin, Irak, İran, Hicaz, Yemen ve Çanakkale'de yine bir savunma cephesidir. Yani diğer devletler tarafından açılmıştır. Osmanlı sınırları dışında olan cephelere baktığımız zaman yardım amaçlı giden Galicia, Makedonya ve Romanya cephesi önemlidir. Gelelim birinci cephemize, taarruz cephesi olan Kafkas cephesi. Saldırıyı başlatan Osmanlı Devleti olduğuna göre, yani Rusya zaten savaş ilan etmişti. Sivastopol, Odessa limanlarını bombalayarak bir nevi savaş ilan etmişti. Cephenin açılma sebepleri Osmanlı Devleti açısından değerlendirmemiz gerekir. Bunlar savunma cephelerinde saldıran İtilaf devletleridir. Dolayısıyla onların bir takım beklentileri vardır. Gelin bunlara bakalım. Cephenin açılma nedenleri Osmanlı Devleti içerisinde ve Türk dünyası açısından değerlendirilmesi lazım. Özellikle Orta Asya'daki Türklerle birleşmesi, Turancılık fikri doğrultusunda Enver Paşa'nın yapmış olduğu ve Bakü petrollerini ele geçirmek gibi önemli projeleri hayata geçirmek için Enver Paşa tarafından açılmıştır. Şimdi Osmanlı Devleti hem Orta Asya'yı ele geçirmek hem de Hindistan'a kadar topraklarını genişletmek istiyordu. Yine Bakü petrollerini ele geçirmek istiyordu. Almanlar özellikle bunu kışkırtıyordu ve istiyordu. Daha sonra Rusların Doğu Anadolu'ya saldırmasıyla mücadele başlamıştır. Enver Paşa Sarıkamış'ta Ruslara karşı bir cephe açmıştır. Bu cephe taarruz cephesi olan Kafkas cephesidir. Yine 90 bin asker Allahu Ekber dağlarında soğuktan donarak şehit olmuştur bu savaş sırasında. Sarıkamış faciası olarak da bilinir. Şu konuda biraz rivayetler var. 90 bin çok abartılı bir rakam ama Genelkurmay Başkanlığı'nın arşivlerinde 36 bin arkadaşlar. Çoğu donarak değil, sadece dizanteri ve buna benzer hastalıklardan ölüyor. Ruslar Doğu Anadolu'yu işgal etmişlerdir. Mustafa Kemal daha sonra Muş ve Bitlis'i geri alacaktır bu savaştan sonra. Yani Kafkas cephesinde savaşarak Birinci Dünya Savaşı sırasında. Rusya'da Bolşevik ihtilali çıkmıştır. Bu cephe açıldıktan sonra. Yine Rusya Brest-Litovsk Antlaşması ile Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmiş. Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı Devleti'ne bırakmıştır 1918'de. Bu cephenin açılmasında Turancılık fikri ve Enver Paşa etkilidir. Kafkas cephesi Birinci Dünya Savaşı'nda açtığımız ilk cephe ve en son kapanan cephelerden biri olmuştur. İlk açılan ve en son kapanan cephe Kafkas cephesi arkadaşlar. Bu soru olarak sorulabilir. Enver Paşa komutasında Türk ordusu 21 Aralık'ta o zamanki Rus sınırları olan Köprüköy eleştiri hattına hücumda bulunarak hareketi başlatmış oldu. Sarıkamış yakınlarında, Allahu Ekber dağlarında bir sürü askerimizin, yani 36.000 diyeceğim ben buna. Çünkü Genelkurmay Başkanlığı böyle kabul ediyor. Yani 90.000 diyen de var. Burada bir sürü askerimiz, binlerce askerimizin hastalıklar ve soğuğa bağlı olarak donma sonucunda hayatını kaybetmesine ve ağır bir yenilgi almamıza sebep oldu. 130.000 kişilik asker mevcudunun 60.000'i çarpışmalarda ve soğuktan donarak şehit olmuştur. Geri kalanları da esir olarak düşmüştür. Grandük Nikolo komutasındaki Rus ordusu bir yıllık bekleyişten sonra 1916'da Erzurum cephesinden harekete geçti ve 1916'da Erzurum 3 Mart'ta Bitlis ve Muş'u, Nisan'da da Trabzon'u, 24 Temmuz'da da Erzincan'ı alarak bu cephede bizi tamamen yenmiş duruma geldiler. Özellikle şu isme dikkat edelim. Grandük Nikola komutasında savaşıyorlar. Bir de Puşkin bu savaşa katılıyor arkadaşlar. Puşkin bu cephede oluyor. Puşkin'i de bilelim. Puşkin de Kafkas cephesine geliyor. Puşkin kavramına dikkat edelim arkadaşlar. Geçelim. Yine devam edelim. Rusya'da 1917 Mart'ında Çarlık rejimine karşı başlayan ayaklanma, Kasım ayında Bolşevik rejiminin kurulmasıyla 1918'de Ocak ayında Rus ordusunun dağılmasıyla sonuçlandı. Rus ordusunun çekilmesinin üzerine onların boşalttığı yerlere, şu isimle dikkat önemli, Ermeni komutanı olan Antranik komutasındaki birlikler Batı Ermenistan geçici hükümetini ilan ettiler. Çok önemli. Doğu Anadolu bölgesinde Ermeni devletini kurmak için Batı Ermenistan gücü hükümetini kuran kişi Antranik adındaki komutandır. Ancak hücuma geçen Türk ordusu karşısında tutunamayarak dağıldılar. Şubat ayı içerisinde 1918'de Erzincan, 27 Şubat'ta Trabzon, 12 Mart'ta da Erzurum, 2 Nisan'da da Van kurtarıldı. Ve 3 Mart 1918'de imzalanan Brest-Litovsk Antlaşması ile Rusya savaştan kazandığı toprakları terk ederek tarafsızlığını ilan etti ve savaş sonrası savaş öncesindeki durumuna geriye dönmeyi kabul etti. Özellikle 1878 yılında gerçekleşen, yani 93 Harbi ile olan sınırlarına geri dönmeyi kabul etmiştir arkadaşlar. Bu sırada Tiflis'te kurulan Transkafkasya Cumhuriyeti'nin direnmesi üzerine Halil Paşa komutasında ileri harekete geçen Türk ordusu, bu önemli bir isim arkadaşlar. Deli Halit Paşa da var bu şeyde. Deli Halit Paşa olarak da bilinir. Yine Türk ordusu 25 Mart'ta Oltu, 3 Nisan'da Ardahan ve 5 Nisan'da da Batum, 15 Mayıs'ta Gümrü, 20 Temmuz'da da Nahçıvan'ı aldı ve 15 Eylül'de Nuri Paşa. Özellikle bu isime çok dikkat edin. Bu soru olarak gelebilir. Kafkas İslam ordusunun ordusunun komutanı Nuri Paşa Bakü'ye girerek Bakü'deki savaşı kazandı ve Bakü'yü orada bir Türk devleti kurulmasını ve 1918'de Azerbaycan'ın kurulmasını sağlamış oldu ve Ekim ayında bir Türk müfrezesi Doğu Dağıstan'ın kontrolünü ele aldı. Özellikle Azerbaycan'da kurulmasını sağlayan, Azerbaycan'ın kurulmasını sağlayan Nuri Paşa'dır arkadaşlar. Çok önemli bir isim. Sınavda çıkabilir. Bakü kahramanı olarak da bilinir. 30 Ekim'de imzalanan Mondros mütakeresi uyarınca Türk ordusu işgal ettiği Kafkasya topraklarını bırakarak 1914'teki sınırlarına geri çekildi. Türk ordusunun boşalttığı Batum, Ardahan, Kars'ta kurulan Milli Şuara Hükümeti 1919 ilkbaharında Kafkasya'daki İngiliz kuvvetleri tarafından tasfiye edildi ve Brest-Litovsk Antlaşması'na bakalım. Rusya'nın Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan ve Osmanlı Devleti ile imzaladığı bir antlaşmadır. Ruslar 1878 yılında Berlin Barışı ile aldıkları Kars, Ardahan ve Batum bölgelerini geri vermiştir. Şunlara dikkat edelim. Kimle imzalanmış Brest-Litovsk Antlaşması? Rusya, Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı. Çok önemli. Bunlar soru olarak çıkabilir. Yine şu Berlin Barış Antlaşması'nda, Berlin Barışı'nda dikkat edelim. Kars ve Ardahan bölgelerini verdiği bıraktığı antlaşma arkadaşlar Rusların 1878 yılında imzalamış olduğu daha önceden Berlin Antlaşması'na dayanarak o kazanmış olduğu toprakları 93 Harbi öncesindeki politikasına yani yerine dönmüş oldu. Brest-Litovsk Antlaşması'nın önemine baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nin açısından çok önemli sonuçlar doğuruyor. Bir kere savaş yükü azalıyor. Almanya'nın doğusundaki cephe kapanmıştır. Böylelikle Almanya biraz daha batı cephesine doğru birlik kaydırmaya çalışmıştır. Osmanlı Devleti ile Sovyet Rusya arasında yapılan tek antlaşmadır. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda toprakları kazanacağı sağladığı tek antlaşma yani toprak kazandığı tek antlaşma diyebiliriz. İran ve Kafkas Azerbaycan'ı işgal eden Türk kuvvetleri Kuzey Kafkasya'ya doğru ilerliyordu. İzzet Paşa Bulgar ve Filistin cepheleri yarıldığı için mütakere yapmaya çalışıyordu ve İstanbul'a doğudan kuvvet getirilmek için 3 sancağın elde kalmasını sağlamak amacıyla Kafkasya ve İran'ın boşaltılması için emir verdi. Mütakere imzalandı ve 30 Ekim 1918'de kuvvetin çoğu Brest-Litovsk sınırı yani 1877 sınırının gerisine çekilmiş oldu ve Berlin Antlaşması öncesi sınırlara çekilmiş oldu. Müttefikler Brest-Litovsk Antlaşması'nı tanımayarak 3 sancağın Kars, Ardahan ve Batum'un boşaltılmasını istediler. Hükümet bu isteği kabul etmiş ise de Genelkurmay Başkanı Cevdet Paşa, doğudaki 9. Ordu Komutanı kış zorluklarını ileri sürerek boşaltmanın ilkbaharda başlamasını teklif ettiler ve buna bağlı olarak biraz oldu bittiye getirilme gibi bir durum söz konusu oldu. Gelelim bu savaşla ilgili notlara yani Kafkas Cephesi ile ilgili notlara bakalım. Çanakkale Muharebesi sırasında 16. Ordu Kor Komutanlığı'na atanan Kolordu Komutanlığı'na atanan arkadaşlar özür dilerim. Mustafa Kemal 1916'da Mart ayında Diyarbakır'a geldi. Mustafa Kemal Paşa komutasında karşı tarafı taarruza geçen 16. Ordu Rusları yenerek 6 ve 7 Ağustos'ta Muş'u ve Bitlis'i geri aldı. Bu başarısından dolayı Mustafa Kemal madalya ile ödüllendirilmiştir ve generalliğe terfi ettirilmiştir. Generalliğe terfi ettirildiği cephe Kafkas Cephesi burada Altın Kılıç Madalyası'nı alıyor. Osmanlı Devleti Doğu'da Brest-Litovsk Antlaşması ile Kars, Ardahan ve Batum'u Rusya'dan geri aldı. Bundan sonra da Bakü'yü ele geçirmek için İran üzerinden Orta Asya'ya doğru ilerlemek üzere 2 girişimde bulundu. Türk kuvvetleri Eylül 1918'de Bakü'ye girmiş oldu ve Bakü'yü alarak Azerbaycan'ın kurulmasını sağladı. Ermeniler bu cephede verdikleri zarar ile Rusya ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle 1915 yılında çıkarılan Ermeni tehciri ile Suriye'nin işlerine doğru zorunlu göçe tabi tutuldu. Gelelim zorunlu göç nasıl yapıldı? Yani Ermeni tehciri. 27 Mayıs 1915 tarihinde yer değiştirme kanununa ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Ermeniler Erzurum, Van, Bitlis vilayetlerinden çıkarılan Ermeniler Musul'un güney kısmına ve Urfa Sancağı'na arkadaşlar Adana, Halep ve Maraş civarında çıkarılan Ermeniler ise Suriye'nin doğu kısmına yani Halep ve doğu ve güneydoğusuna doğru olan bölgelere nakledilmiştir. Bu sorundan dolayı arkadaşlar yani bu tehcir olayından dolayı günümüzde bu olaylar Ermeni soykırımı olarak adlandırılıyor. Tabi böyle bir şey söz konusu değil. Mesela o dönemde yaşayan nüfusa baktığımız zaman 12 yılındaki 1.300.000 Ermeni varmış Osmanlı Devleti'nin toprakları içerisinde. Göçe tabi tutulan sayı ise 702.900'dür. Yani tehcir 24 Ekim 1916'da zaten durdurulmuştu diyelim. Ve burada dersimizin sonuna gelelim. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ayrıca sosyal medya hesaplarından bizleri takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.